Mustafa nerede? Tayin alacaklar sıraya. Tamam mı hepsi? Bir de Remezan abime veren mi ağam? Yok lan. Kendisi gelip alamıyor mu? Hadi siz gidin. Küfeyi ambara koyun. Yemek kazanını getirin. Hadi tezelden. Hadi lan hadi. Buyur ağam. Eyvallah cıbıl. Gardiyan zihni belki anlayamamıştır. Bir de sana söylüyorum. Kurduğunuz tezgah bana işlemez. Yanılırsanız fena harcarım. Size söylenmez bu laflar. Haddini bil, ayıp oluyor. Niye söylenmezmiş ulan? Kimsiniz ha? Mahpushaneyi araca kesip, onu bunu korkutarak, müdürün gardiyanın ardına sığınarak, milletin anasını ağlatmak var mı ulan? Ulan hayvan, senin ecdadını... Eşşavaşlık! Ulan yetti! Hey! Taş kesin ulan! Çamaşırhaneyle çay ocağı Çakır'la İsmail'in ve tüm yoksullarındır. Ben de yanlarındayım. Sıkıysa gık deyin. Gene iftira atın da göreyim. Kaç kuruşluk erkeksiniz? Cıbıl. Thank you.
gitti. Adam öldürüyorlar. Gardiyan! Yetiş gardiyan. Tamam abi. Tamam abi, ben yaptım, sen yapma abi. Tamam abi. Kulun köleli olayım abi. Kurban olayım abi, yapma abi. Tamam. Tamam abi, ben yaptım, sen yapma abi. Tamam. Hey, kendinize gelin. Ne oluyor burada? Öldü mü? Kanı durdurmak mümkün olmadı. İnzibat meclisi olarak hemen toplanalım. Tatar Ramazan'ın münferit cezasını duruşmasının sonuna kadar uzatalım. Mahkemenin vermiş olduğu cezaya ilave olarak da sürgüne gönderelim. İyi olur. Burada zaptı mümkün değildir diye bir kayıt düşerim. Ev mi yamanmış, yoksa gardiyan zihni mi ha? Mustafa? Öldü. Bakalım sana neler olacak. Göreceğiz. Hadi, o garibanlar kurtarsın seni şimdi. Kıpırda! Mahkemem var. Mektup var. Vedat Yalçın, Mustafa Oruç, Çifter Elli Reşit. Burada. Mehmet Karakaş. Burada. Hüseyin Keleş. Sağ ol başefendi. Nuri Onmaz. Mehmet Kaya. Çok dövmüşler Tatar abinizi. Tren gibi boğattırmışlar. Duydunuz mu lan? Gelsin de kurtarsın sizi şimdi. Mahkeme neticesi belli olsun, o zaman sizinle görüşeceğim. Allah kahretsin. Hiç bekleme. Çek git. Sana da yazık. Bekleme boşuna. Kimseye hayır gelmez o heriften. Dediğim dedik, asi deli bir Allah'ın cezası o Tatar. Ne zaman görüşürüm? Sen de hiç akıl fikir yok. Senin de Tatar'dan farkın yok. Duruşmadan henüz dönmedi. Hadi uğurlar olsun. Gönderin gitsin. Hadi bacım. Bundan sonra kuşağınız benim, tamam mı? Mustafa'yı öldürttünüz de ne oldu ha? Çamaşır işi de bende, çay ocağı da. Devran gene o devran. Çekeceğiniz var ulan elimden. He, Tatar'ın işi de bitti. 7 sene daha yemiş. 11'de eskiden vardı. Ettim 18 sene. Biter mi? Tükenir mi ulan?
Ceza bindikçe daha isyankar, daha gaddar olacak. İdareyle anlaşıp Hüseyin'i de ben hücreye attırdım. Arkamda idare var artık. Mahpus damından ölüsü çıkar ancak. Buraya döner de sizlere sahip çıkar diye düşünmeyin sakın. Yarın sabah sürgüne gidiyor. Askeri sevkiyat yerleşecek önce. Artan vagonlardan birine bineceksiniz. Yolculuk esnasında bir sorun çıkmaz inşallah Ramazan. Merak etmeyin kumandan bey. Ben biletlerinizi halledeyim. Ev de satıldı. Dükkanla beraber 280 lira. Sen de duracak. Param var. Uzağa gidiyorsun. Başka da satacak bir şeyimiz yok. Gelecek paramız yok. Bana 100 lira yeter de artar bile. Yanına ne zaman geleceğim? Hele gidip göreyim oraları. Sana mektup yazarım. Hemen bir ev tutarım yakınında. Bir göz oda yeter. Yemek getiririm mapushaneye, çamaşırını yıkarım. Hep görürüm seni. İstanbul'a, İzmir'e yerleşip insan gibi yaşayacaktık. Tuh kara yazımıza. Üzülüp yıldığımı sanma. Fakat tutamıyorum. İsyan yakıyor yüreğimi. Nedir bu başımıza gelenler? Neden? Benimkisi öfke değil, aptallık. Sen her zaman sakin ol. Kolla kendini Ramazan'ım. Hiç değilse beni düşün. Elbet. Aklım hep sende olacak. Ananla dayın üzmüyorlar ya. Yok, hiç üzmüyorlar. Olan biteni onlar da razı artık. İletişiniz tamam. Size hayırlı yolculuklar. Bunda da yolluk bir şeyler var. Üçünüze ancak. Sağ ol bacım. Hakkını helal et. Karaca yüklü. Gel lan buraya kerete. Buyur kavur. Muttalip'ten Ahmet. Gel. Gene suratı hain. Esip yağacak mı ne? Ödül bakalım kime vuracak. Allah hepimizi esirgesin. Şu Ekrem Bey var ya hani yeni gelen, bir şeyler iste derhal. Sonra da sen isteyeceksin. Şimdiden kesenin ağzını açsın bakalım Dürzü. Durmayın lan! Vurdum muydu kan çanağına çeviririm gözünüzü. Hadi yürüyün! Selam Ekrem Bey. Selam. Allah kurtarsın. Sağ ol hepimizi. Ekrem Bey, halim çok kötü.
Bak ayaklarım donuyor. Bana bir çift papuç. Allah rızası için ne olur. Ayağımdakinden başka yok. Olsa... Bana da eski bir elbise, ceket, postal, işte ne verebilirsen ne olur. Hanım görüşe gelsin de söylerim, eğer varsa. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Ekrem Bey! Ekrem Bey! Çok uzar bu iş. Yenge gelecek de, sipariş vereceksin de, ölme eşim ölme. Hem sonra da yol olur. Alıştılar mı her gün biri gelir, bir şey ister kurtulamazsın. En iyisi sen toptan bir şeyler var. 20 liracık, ben onları kaydasına göre giyindiririm. Darılma, gücenme Abdurrahman Çavuş. Lakin haraç demezler mi buna? Öyle değil mi Akseli? Sen acemisin. Mapus kaydasından hiç haberin yok. Bu usuldendir. Başkasının gölgesine de sığınma... ...sonra feliğini şaşırtırım dürüzü. Gardiyan Veli, gardiyan Veli! Buyur Abdurrahman Çavuş. Aç kapıyı. Dışarı mı çıkacaksın? Biraz şehir havası alalım bakalım. Gezban, gördün mü şu namussuzu? Şu Seviç köyünden Abdurrahman Çavuş değil mi? Hani adamın elinden karısını almak için yanaşmasını öldürdüydü. He ya, bayırın domuzu. Selam Çavuş. Aleyküm selam. Yürüyüşlerine bak Züğüt Efendi. Hay maşallah. Kadın kısmısı adamın bağrına basar gibi topuk vurmalı yere. Haber kötü Çavuş. Hemen haber ulaştırmazsam bana kızarsın diye koşturdum. Ne o Züht Efendi? Pireyi deve yapmaktasın gene. Bir sürgün geliyor. 2-3 hapishaneyi basmış, kasmış, kavurmuş. Evrakını az önce aldık. 2 ölüsü var. Tatar Ramazan diye nam salmış biri. Vallahi inanamadım. Sen de her kuşu kurt okursun ha. Sigara ateşinden büyük yangın çıkmaz Züht Efendi. Kulak asma sen. Mapushanede bile adam vurmuş. Bakmışlar baş edemeyecekler. Sonunda buraya sürmüşler. Parasız kaldın mı dünyayı zindan görürsün katip. Hele al şunu. Var ol. Bu sırrı kendimizde saklayamazdık. Hani malumatın olsun diye. Hani bir tedbir düşünürsün diye. Hadi gelsin bakalım. Nice Ramazanlar görmüşüz biz. Karşımızda esas duruşa geçince anlar dünyanın kaç bıçak olduğunu. Öyle değil mi Akseli? Öyledir Çavuş, öyledir. Vicdansız kemik, ah Allah belanı versin. Hadi kovuşuna, para bulursan al gel, bekleriz. Bir lira versin Akseli, bir şans daha deneyeyim ben, ne olur. Bakalım.
Hadi yeter. Kalkın bakalım. Bugünlük bu kadar. Katibi duydun, sürgün geliyormuş. Tatar Ramazan diyorlarmış. Baş edilmedik bir katilmiş. Varsın gelsin. Anlamadın dediğimi galiba. Tatar oralarda ferman okumuşsa biz de 8 senedir burada pala çalıyoruz. Yani diyorum ki kimin kasığından düştüğü belirsiz bir serseri gelir, durup dururken adamın başını belaya sokar. Sıkma canını. Sana burada kim karşı gelebilirmiş? Hepsinin ümüğünden tutar yerden yere vururuz evelallah. Evelallah Akseli kardeşim. Ama velakin tedbiridir. Kurt küçükken büyür, canavar olur. Öyleyse onu büyütmeyeceksin. Ve Tatar Ramazan da aynı muameleyi görecek bizden. Ona göre buyursun bakalım. Akseli! Şşt! Akseli uyan! Akseli! Ne oldu? Firmaslı bu yeni geleceği el tutarsa Ali abi bizim işimiz çetin olur. Açıkçası biz onu bunu soyuyoruz. Firmaslı fakir fukaraya sahip çıkıyor. Tutar da bu Tatar'la el birliği ederse... Yat be çavuş yat! Fazla da canını sıkma. Sabah ola hayır olur. Hoş ben bir başıma da kalsam, ölmeden kimseye post kaptırmam ya. Böyle kinaye kinaye konuşma. Seni yalnız bırakan kim? Sen daha Akseli'nin kim olduğunu bilememişsin. Ben anamın ölüsüne bile ağlamadım ama sevip saydığım insan için canımı koyarım ortaya. Sağ ol. Bilmez değilim ama her şeyi önceden konuşmak bilelim ki iyidir. İyidir, iyidir ya. Senin bu evhama kapılman ne şimdi? Çavuş, kimse bizim tekerimizin önüne taş koyamaz.